Gezgin Gözüyle programında yine sizlerle birlikte Kastamonu'nun ara sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Hava müthiş soğuk. Bu akıllı telefonunun üstünde gösterdiğine göre 3 derece civarında gösteriyor şu anda. İki programdan da sesimden anlaşılacağı üzere biraz herhalde hastalığı kaptık gibi. Biz nereden geldik buraya? Tam geldiğimiz yön Belediye Caddesi, Osmanlı Sarayı'nın olduğu yer. Yani Belediye Caddesi'nin en uç noktasında Osmanlı Sarayı var. Demiştim ya, İl Halk Kütüphanesi olacak diye. Oradan Koç Sokak'tan girdik aradan. O taş binaların arasından daha evvel şey yapmıştık. Hatta muhtarımız bize demişti ki orası Meyhane Sokak diye adlandırılıyor. Orada içki imal ediliyor falan diye anlatmıştı önceki programlarımızda. Burası neresi? Kaymak Çeşme Sokak. Biz buranın sağ tarafına gelen paralel noktasından o Selver Camii, Selver Çeşmesi dediğimiz yere de göstermiştik. Hemen sol tarafından devam ederseniz Abdülhak Hamit İlkokulu'nun olduğu yer, yani Kefeli Yokuşu'nun olduğu yere geliyorsunuz. Hemen karşımdaki de TÜRKKAV, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu Şubesi diye yazıyor. Biz bu ara sokaktan gitmemiştik. Burası da Kaymak Çeşme Sokak diye geçiyor. Buradan devam edeceğiz. Artı şunu da söylemek istiyorum programda. Bize yorum yapan, Akın TV'yi beğenen, bizi sahiplenen izleyicilerimiz, sizlerden bir ricamız var. akvimtv@gmail.com aşağıdan geçiyor şu anda adresine, lütfen telefonunuzu ve oturduğunuz yeri, Kastamonu'daysanız Kastamonu, Kastamonu dışından seyrediyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bize mail atın. Biz nerede oturduğunuzu bilelim çünkü sürprizlerimiz olacak sizlere. Neredeyiz dedik? Akmescit Mahallesi, Kaymak Çeşme Sokak'tayız. Hemen karşımda restore edilmiş çok güzel ahşap bir bina var. Hemen karşımda da maalesef bunun gibi ne derler, bugünlere ulaşamamış, şu anda yıkılmayı bekleyen, ayakta bile zor durabilen, zannedersem yıkılma kararı da var o bina hakkında. Ama orası da çok güzel bir binaymış. Çok güzel ahşap bir bina idi. Daha doğrusu bunun eski halini de biliyorum çünkü. Diğer taraftan geçmiştik. Bu binanın diğer tarafından bu binayı size göstermiştik. Şimdi diğer tarafına gelmiş olduk. Biz buradan hemen o binanın yanından yukarıya doğru çıkacağız. Ya Kastamonu'da o kadar güzel tarihi binalar, o kadar güzel ara sokaklar, o kadar mükemmel mahalleler var ki keşke bunlar da korunabilseydi, zamana direnebilselerdi, bakımları yapılabilseydi, şu anda Kastamonu çok daha farklı bir yer olurdu. Buradan da karşıma görebiliyorum buradan Saat Kulesi geldi. Buradan Saat Kulesi'ni de görebiliyorum. Biz devam edelim. Şimdi bu aradan gitmek istemiyorum. Bu aradan gittiğimiz zaman daha önce gezmiş olduğumuz sokağa çıkıyoruz. Ama biz hemen şu baktığım zaman içimin yandığı evin yanından doğru yukarıya ilerleyelim. Yani bu şekilde olmasına rağmen şu anda yine tabii yazı var, dikkat, yıkılma tehlikesi vardır, lütfen yaklaşmayınız yazıyor. Hemen hemen birçok binada olduğu gibi. Ama şöyle bu haliyle bile çok güzel. Eskiden olsaydı kim bilir nasıl gözüküyordu. Keşke o zamanlarda böyle bizim yaptığımız gibi bir program yapılmış olsaydı da bunları görebilseydik. Mutlaka tabii bunların fotoğrafları vardır bazı kişilerin ellerinde. Eğer bu fotoğraflarda varsa, bize ulaştırırlarsa buraların ilk halini, çok memnun oluruz. İşte kapı işçiliği, demir işçilikleri, o pencerelerde yer alan demir işçilikleri, tuğlalar. Hatta şu anda tam altında duruyorum ama kiremitlerde iyice ileriye doğru çıkmış. Yani biz devam edelim. Şimdi bu sokak daha hala Kaymak Çeşme Sokak olarak geçiyor. Hemen karşıma o Selver Camisi dediğimiz yere geldik. Selver Çeşmesi de var alt tarafında. Oradan inmiştik. Biz devamlı ara sokaklardan devam edeceğiz buradan.
Buranın hemen sağ tarafında kalan paralel sokağını gezmiştik. Hem de iki defa ekranlara getirmiştik. Bir yukarıya doğru gitmişti, bir de yukarıdan aşağıya doğru gitmişti, gelmiştik. Neresi, nereye gidiyor bu ara dar sokaklar? O seyrangahın olduğu yere de gidebiliyorsunuz buradan. Bu aradan devam edelim. Burası öyle bir ara. Yine o paralel yola çıkan bir ara. Hemen bu sağ tarafımda görmüş olduğunuz, daha doğrusu gördüğümüz taş duvarın öbür tarafında kalan binada yine önceki programımızda göstermiştik. Esas 40 odalı dediğimiz evin olduğu duvar. Tabii şu anda 40 odalı bina yok. Betonarme var içinde. Bu ara sokaktan devam ediyoruz. Bu ara sokaktan devam ettiğim zaman hemen çıkacağımız sokak, daha önce görmüştük o sokağı. Herhalde oradan başka bir sokağa gireriz. Daha önce görmediğimiz bu sokağa. Hatta bu buraya kadar da gelmiştik. Bu duvarı da göstermiştik. Yan yatmış diye. Tabii hep söylüyorum ya bütün programlarda, insanlar eskiden maddi gücüne göre ahşap evleri yapıyorlarmış. Hatta tam önümde o savaş konağı dediğim yer var. O sokağa çıkmış olduk. Çok güzel bir konak orası da. Solumda da yine zamana yenik düşmüş, yıkılmayı bekleyen veya artık restorasyonu falan mümkün değil tabii ki. Mutlaka yıkılacaktır, yok olacaktır bu da. Devam edelim. Yukarıya doğru çıkalım. Burası Bahçeşehir Koleji'nin olduğu tarafa da gitmiş oluyor. Ben biraz yukarı doğru devam ettim. Baktım, daha önce gezdiğimiz sokak, geri döndük. Bu ara sokağa girdik tekrar. Bu merdivenlerden iniyorsunuz. Hemen karşıda yine merdivenler var. Başka bir sokağa çıkıyorsunuz. Yani Kaymakçeşme sokak oldukça büyük bir yer olsa gerek ki hepsinde Kaymakçeşme sokak yazıyor. Hemen devam ettiğimiz zaman ikiye ayrılıyor. Yani yayaların geçeceği şekilde bir yol, dar bir yollar oralar. Devam edersek daha önce gezdiğimiz yere çıkmış olacaktık. Yani hep de bunu söylüyormuşum gibi oluyor. Daha önce geziyoruz, meziyoruz diye. Ama buradan geçmemiştik. En azından geçmediğimiz yerlerden geçelim ki sizlere de gösterebilirim istedim. Bu tarafa dönmemin bir sebebi de biraz uzaktan çekim yapmıştık ama karşımda çok mükemmel yine bahçe içinde ahşap bir bina var. Onu görünce dayanamadım, bu tarafa doğru döndüm. Hemen yanında yine restore edilen küçük bir bina, ahşap bina var. Tabii içinde oturanlar da var. İşte içinde oturanlar olduğu zaman bina da bu şekilde oluyor. Ya bu devletin aldığı çok bina var. Ama şu anda içinde oturulmayan binalar var. Bunlar bir an evvel kiraya verilse, ya inşallah tutmak isteyen de olur ve yardımcı olacaklarına da inanıyorum kiraya verenlerin. İnanın binalar kendini bulacaktır, toparlayacaktır. Şimdi hemen yanımda var. Hemen yanımda bir tane daha var. Çok güzel bir balkonuyla falan mükemmel bir yer. Hemen karşımda yine çok güzel ahşap bir bina var. O tarafa doğru gidelim. Şimdi buradan hemen karşıya baktığım zaman tabii önüne beton bina da gelmiş, yapılmış ama yukarıda görebildiğim kadar o ahşap konak diyeceğim çünkü ona 4 katlı veya 3,5 gibi falan görebiliyorum buradan baktığım zaman. Onun önünden geçmiştik. Biz alt tarafında gelmiş olduk. Geçenki Zafer hocamın, Cahit muhtarımın, Yusuf Bey'in katıldığı programda da bu Engin Çeşme'nin önünden başlamıştık. Tam buradan başlamıştık programa. Devam etmiştik Bahçeşehir Koleji'nin olduğu tarafa doğru. Biz buradan sol tarafa doğru devam edelim. Hemen devam ettiğim zaman sağ ve sola yine bir yol ayrılıyor. Hemen evinin altını kümes yapmış bir ev sahibi. Hani doktorların tavsiye ettiği gezen tavuklar bunlar olsa gerek. Geziyorlar çünkü mahallede rahat rahat. Sağ taraftan devam ettiğim zaman hemen Sarı Konak. Yine bir bölümümüzde göstermiştik. Oraya çıkıyor. Biz yine de bu merdivenleri çıkalım. Tabii yukarılara doğru devam ettikçe soğuk biraz daha
içimize işlemeye başladı. Şimdi o Seyrangah'a da giden, Bahçeşehir Koleji'ne giden yola çıkıyor burası. Aynı zamanda tam karşımda da Sarı Konak var. Burası Engin Çeşme Sokak. Biraz tabii buralarda bakımsız kalmış. Evet, merdivenlere korkuluklar falan yapılmış ama çevreye baktığım zaman oldukça bakımsız bu merdivenlerin olduğu yer. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diye bir şiir vardı zannedersem. Ya ben diyorum ki bu Akvim TV'nin bir sahibi var. Programlara başladık, havalar soğumaya başlayınca diyorum ki gidelim bir restoranda yapalım bu çekimleri. Gidelim bir sıcak bir ortamda yapalım çekimleri. Bak böyle yükseldikçe daha çok üşümeye başlıyoruz. Yani şu anda inanın bana ellerimi daha hissetmiyorum. O derece bir soğuk var. Ama bu Akvim TV'nin sahibi Erdal Türksoy'a anlatamıyorum. O da şöyle diyor bana. Tamam diyor, gidelim sıcak bir ortamda yapalım bu çekimleri ama davet eden yok bizi. Geçen Sarı Konak'tan davet etmişlerdi, girmiştik içeri. Her yer çok güzel. Yani davet bekliyoruz. Davet edilmeyen yere icabet edemiyoruz. Hemen Sarı Konak'ın olduğu yere geldik. Buradan devam ettiğimiz zaman o Seyrangah, Bahçeşehir Koleji'nin olduğu yere geliyoruz. Karşımda çok geniş bir ahşap bina var. Hemen kaleyi de görebiliyorum. Bir bütün gibi gözüküyor o ahşap bina. Ancak bir tarafı başka, bir tarafı başka boyanmış, bir tarafın yapılmış zannedersem iki bina iki. Bir tarafı restorasyonu yapılmış zannedersem dışından yapıldı ama bir tarafı duruyor. Aslında buradan baktığım zaman da bir bütün bir binaymış. Çok geniş bir binaymış gibi gözüküyor o konak. Biz hemen buradan devam etmiştik. Hatta karşıma gelen caminin oradan da yine bir yayın yapmıştık. Buradan aşağıya doğru inelim. Bakalım nereye çıkacağız. Hemen sağ tarafında Hamza Ağa Camii var. Onun önünden doğru inmiştik. Yine burası yeni sokak. Güzel boyanmış, restore edilmiş bir bina var. Camlarına bakarsak içinde oturanlar da var. Burası Yakup Ağa Külliyesi'nin olduğu yere iniyor. Aşağıya doğru inelim. Sağ tarafımda da yine çok güzel ahşap binalar var. Onları da görmüştük. Hemen önünden geçmiştik o binaların. Biz şimdi bu yeni sokaktan aşağı doğru iniyoruz. Daha önce buradan yukarı doğru çıkmıştık. Ya yukarıda mahalle sakinleri bu mahallelere hiç bakılmıyor falan diye şikayet ediyorlar ama şöyle baktığım zaman inanın temiz, yani temizlenmiş, otlar temizlenmiş, işte çöp kovaları var, etrafta şey yok. Yani eğer temizlenmiyorsa ki temizlenmiş, yani bu kesin belli. Biraz da sizler çöplerinizi sağa sola atmayın. Bazı girdiğimiz aralara göre de oldukça temiz bir cadde. Şimdi yine Kastamonu'nun o güzel, muhteşem ara sokaklarından bir taraftan girdik, bir taraftan nereye geldik? Yakup Ağa Külliyesi'nin bahçesine geldik. Çok güzel bir panoramik görüntü var. Tabii aralarda da teleferik direkleri de var. Tekrar program başında söylediğim gibi altta geçen mail adresimize lütfen hangi şehirde olduğunuzu ve telefon numaranızı yazarsanız sizlere ulaşmamız daha kolay olacak. Çünkü sürprizlerimiz var. Yorum yapan izleyicilerimiz arasında. Bugün yine bir programın sonuna geldik. Başka bir Kastamonu sokaklarında yine beraber olabilmek umudu ve dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.